Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihat Erginay değerli seyirciler, Türkiye'nin bu yardımları hakkında özellikle İspanya'da, Madrid'de nasıl algılandığını böylece ifade etti. Türkiye'nin yardımları dün itibariyle hem İtalya'ya hem de İspanya'ya ulaştı. Dolayısıyla dünyada en çok ölüm vakalarının görüldüğü ülkeler arasında İtalya ve İspanya, Türkiye'de yardımlarını böylece esirgemedi. 88 ülkenin daha yoğun talebi var, ısrarlı talebi var. Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Tabii koronavirüs özellikle tüm dünyayı etkilerken dün akşam özellikle veriler, yapılan açıklamalar Türkiye'de de iyice hissedildiğini, tüm illere yayıldığını gösterdi. Bu bölümde Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Baykan konuğumuz oluyor. Pek çok tabii sorumuz var, hocamızla konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii çok zorlu bir süreç. Türkiye'de de iyice artık hissedildi. Tüm illerde artık görülmüş durumda. Siz de büyük bir mücadele veriyorsunuz. Bu savaşın en ön cephesinde yer alıyorsunuz. Siz bir önce fotoğraf çekerseniz hocam, Türkiye açısından bizi ne bekliyor, şu anki pozisyonumuz nedir? Affedersiniz, isminizi ben alamadım. Haluk ismim bu arada. Haluk Bey, öncelikle beni misafir ettiğiniz için ve bu konuyla ilgili bilinçlendirme adına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü maalesef ülkemizde çok iyi sonuçlarla birlikte bazı olumsuz şarlatanlıklar vesaire insan canını sıkıyor. En azından milletimizi daha doğru bilinçli hareket etmek üzere böyle bilinçlendirmek için yapmış olduğunuz bu gibi yayınlar için şahsınızı ve ekibinizi teşekkür ediyorum, ekibinize. Bu konuyla ilgili rakamlara baktığımız zaman sizi ben biraz önce kulak misafiri oldum. Yurt dışından, yurt içinden rakamları verdiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Orada da görüldüğü gibi ben herhangi bir şekilde siyaset yapmak için söylemiyorum. Fakat devletimize ne kadar teşekkür etsek o kadar az diyebilecek noktada biz bugünleri acaba görebilir miyiz diye rüyamızda görsek acaba hayra yorumlamazdık gibi şeylerle karşılardık. Maalesef diğer ülkeler sağlık hizmetinde, ekipmanında demiyorum, sağlık hizmetinde dip yaparken elhamdülillah diyoruz, teşekkür ediyoruz, şükrediyoruz Rabbimize. Ülkemiz sağlık sisteminde hizmet açısından dünyada böyle bir numara gibi gösterilecek seviyelere, çıtalara yükseldi. Ben bunun için söylüyorum. Yani elbette bu durum karşısında diğer ülkeler de bir sağlık hizmetleri üretmek peşinde. Ama inanın çok çok yerimizde kaldılar. İşte siz özetlediniz Avrupa'daki durumu, Amerika'daki durumu, 100 bin işte ceset torbası şey yapan tekliflere kadar hazırlıklarınızı yapın diye daha yeni yeni hazırlıklar yapmaya başladılar. Dolayısıyla biz buna tam zamanında ekip olarak işe başlanmış olması bizim bu noktalarda kontrol altında devam etmekte olan salgına müdahalemiz söz konusu oldu. Elbette istenmeyen sonuçlar da karşımıza çıkıyor ama inanın çok fazla abartmaya, yani hastalığı ciddiye almayalım anlamına söylemiyorum. Çok fazla abartıp insanlarımızı korku ve anksiyeteye, çeşitli psikiyatrik, psikik durumlara sokmaya hiç hacet yok. Ama hastalığın da, salgının da bir ciddi bir enfeksiyon olduğunu bilinciyle şayet yapılması gerekenleri bilinçli olarak, halk olarak yapabilirsek inanın en az zararla kurtulmuş ülkelerden birisi olacağız. Bizim için şu anda gerekli olan zaman. Zamana ihtiyacımız var. O zamanı da Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz Sağlık Bakanlığımıza. Tam zamanında müsaade etti, müdahale etti. Bilimsel kurulunu kurarak bilimsel kuru, bilimsel ve ilme bağlı ışık çerçevesinde halkımıza hem aydınlatma hem de enfeksiyonu kontrol altında yürütmek üzere ekibini hazırladı ve o ekip, inanın, bizim üstüne söyleyecek hiçbir kelimemiz yok. Hı hı. Hakikaten ben izliyorum kaç gündür haberleri izliyorum, rakamları izliyorum. Yapılması gerekenleri spot şeklinde gayet güzel halkımıza veriyor. Hiçbir şey yapmasa, halkımız onlara itibar etse, inanın biz bunu en az zararla atlatırız. Hatta dünyaya örnek olacak seviyede geliriz. Peki bu enfeksiyon özellikle Konya'da ne durumda? Konya halkı özellikle bu kurallara riayet ediyor mu? Her yerde olduğu gibi burada da bazı kural dışı hareketlere de rastlansa da genel olarak hem trafik açısından hem kalabalık mekanlar açısından sevindirici önlemler alınıyor. Örneğin dün ben bir ziyaret edeyim istedim pazar yerine. Pazar günü pazar yerinin çok yoğun olması gereken bir yer. Pazar yerinde alınan önlemleri gördüm. Aferin dedim. Yani hakikaten bazı kurallara tabii bilinçlendire belki de bu bize daha hayırlı bir günlerin habercisi olacak. Çünkü hakikaten biz unuttuk. Temizliği unutmuştuk. Temizliği gündemimize getirdi en azından. Temizliğe dikkat ettikten sonra, bir de kalabalık ortamlardan uzak durduktan sonra biz bunun üstünden çıkarız. Yani başarıyla sonuçlandırır. Şimdi Mahmut Hocam, dün evet, 584 olarak galiba değil mi Konya'da vaka sayısı açıklandı. Evet. Evet. Hastanelerin durumu nedir? Şu an yoğunluk durumu nedir Beyhekim Konya'da? Hastanemiz ilk başlangıçta bunun için ayrılmıştı. Beyhekim Hastanemiz hasta bakımdan, daha doğrusu şüpheli bakımdan doldu. Dolayısıyla diğer üniversite ve özel hastanelerden de hazırlık yapılmaları istendi. Biz zaten bir hafta öncesinden Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi olarak hazırlığımızı yapmıştık. Biz servislerimizi sadece bu hastalara ayırmak üzere yavaş yavaş boşaltmış ve yer ayırmıştık. Dolayısıyla şu an itibariyle bizim hastanemizde 100'e yakın bir şüpheli durumu var. Yavaş yavaş önümüzdeki pazartesinden itibaren testlerimize de başlayacağız. Sizin peki vakalarla özellikle mücadele yönteminiz nedir? Evde mi takip ediyorsunuz daha çok? Yoksa farklı bir strateji mi geliştirdiniz? Şimdi şöyle, Konya'da nedir durum bu anlamda? Evet. Biz bugüne kadarki olan vaka sayısında ve özellikle şüpheli vaka sayısında almış olduğumuz örnekleri Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla teyit etmeye gönderdik. Onlardan pozitif gelenleri hastanemize, daha doğrusu Beyhekim ayrılan hastaneye gönderdik. Orada 14 günlük bir müşahede altında ve tedavi altına alındı. O zamana kadar Selçuk Üniversitesi'nin tıp fakültesinde zaten PCR yöntemiyle test yapılmasına imkan verilmişti. Sağlık Bakanlığı izin vermişti. Şimdi bizim fakültemize de verdi. Pazartesinden itibaren biz de artık testleri kendi bünyemizde gelir gelmez hastalara uygulamaya başlayacağız. İnşallah önüne alırız diye düşünüyoruz. Şu an hızlı test uygulanıyor mu yoksa 2 gün, 3 gün? Hızlı testimiz geldi ancak hızlı testimizi sayısı şu anda yeterli olmadığı için sağlık elemanları için, özellikle ön cephede kahramanlarımız için kullanılıyor. Birkaç gün, birkaç hafta. Peki. Onları yaptıktan sonra diğerlerine de yapacağız inşallah. Şimdi az önce sordum, onu bir açayım. Şimdi vakalar evet, ağırlaştığı zaman mı siz hastanede kabul ediyorsunuz yoksa? Yok şikayet üzerine geldi mi biz onlardan örneklerimizi alıp teste gönderiyoruz. Anladım. Çünkü tabii. Bazı ülkeler ya da bazı kentlerde ağır hastalara öncelik veriliyor. Bu doğru bir strateji mi sizce? Hayır, o da belki doğru strateji ama ellerinde olmadığı imkandan dolayıdır o belki. Ama biz şüpheli durumlarda hem hastayı müşahede altında hem de örnek almak suretiyle kesinleştirmeden yapmıyoruz. Peki bu enfeksiyonu, bu hastalığı özellikle gördük ki yüksek ateş, nefes darlığı gibi bazı bir takım semptomlar özellikle öne çıktı. Sizce Türkiye'de görülen vakalarda bir farklılık var mı? Aynı mı? Benzer mi? Yaşlılar mı daha çok etkileniyor? Benzer. Genellikle yaşlılar fazla olmak üzere. Onlardaki özellikle öksürük ve ateş ön plana çıkıyor. Vaka diyebileceğimiz hastalar. Yani çok şüpheli hastalar. Peki. Şimdi mücadele yöntemleri açısından siz ne uyguluyorsunuz? Anlamadım. Mücadele yöntemi açısından siz ne uyguluyorsunuz hastalara? Şimdi Haluk Bey, bu malumunuz bir virüs enfeksiyonu. Yani mikroorganizmaların en küçüğü. Ama bunun yanında birçok mikroorganizma da var, biliyorsunuz. Bakteriler var, fungisler var, parazitler var vesaire. Ama virüsleri onlardan ayıran en önemli özellik bu virüsün hücre enerjisine ihtiyaç duyması. Dolayısıyla enerjiyi temin etmeden kendi proteinlerini üretemez. Dolayısıyla replike olamaz. Yani kendisini çoğaltamaz ve başkasını da, başka hücreye de geçemez. Bu yüzden önemli. Ve en küçük mikroorganizma olmasından dolayı bulaş hızla yayılıyor. Ve ister istemez koronavirüs bir mevsimsel hastalıklardan sayabileceğimiz. Ama bu demek değildir ki yazında bulaşmaz. Aynı gripteki gibi yaz nezlesi oldum, yaz gribi oldum diye siz de şahit olmuşsunuzdur. Bu oduna da devam edebilir ama ortamını bulursa. Bizim istirhamımız şu. Biz diyoruz ki eğer bu enfeksiyon zincirini kırmak istiyorsak halkımız lütfen temizliğe dikkat etsin. Ben burada çıldırıyorum bazı haberler duydukça. Neyi duyuyorum? Ya sabahtan başlıyor, her elini bir yere uzattığında kolonya, kolonya. Ya kardeşim, bu mikroorganizmalar vücudun direncinin düşmesini bekler. Ve vücudumuzu en büyük kalkanı derimizdir. Derimizde de aynı şekilde virüsün üzerindeki o taç yapıda olduğu gibi lipid tabakalar ağırlıklı. Biz kolonyayla, işte alkolle bunu bir taraftan virüsü engelleyelim derken kendi kalkanımızı da yok etmeye çalışıyoruz. 2-3 gün böyle 15-20 kere kolonya dökmek suretiyle... Mahmut Hocam, çok önemli bir şey söylüyorsunuz şu anda. Aslında pek de duymadığımız bir şey söylüyorsunuz. Temizliğe dikkat ederken sürekli bakın biz şu an iş yerinde de aynı şey var. Her noktada, her köşe başında dezenfektanlar var, kolonyalar var. Şimdi insan ister istemez, şimdi ben mesela bu masada oturuyorum, yayın bitiyor, hemen gidip elimi o dezenfektandan biraz sürüyorum. Bu zararlı mı? Bu yanlış mı? Şimdi şu, zararlı olan bu. Yani günde 2-3 kere, 5 kere bu kolonyayı kullanabilirsin. Yani içerisinde alkol olan. Bunu kullanabilirsiniz. Ama bunu sürekli artık şey haline getirip de, tik haline getirip de 20 kere, 30 kere günde kullanacak olursak 2-3 gün sonra derimiz böyle kavlar, çatlar, üzerindeki lipid tabaka gider ve enfeksiyona biz kendi elimizle davetiye çıkarırız. Yani virüsten kurtarsak bile diğer mikroorganizmalara buyurun biz buradayız diye davetiye çıkarmış oluruz. Ben onu demek istiyorum. Peki. Yoksa kolonyayı çok sık yapmamak lazım diyorsunuz. Çok sık yapmayacağız. 2-3 kere kolonya yeter. Şimdi dezenfektanlarda ya da kolonyada, temizlik ürünlerinde soluyoruz ister istemez aynı zamanda bunları. Bir kuruluk oluşturuyor ya da bir böyle tuhaf bir bizi bilmiyorum psikolojik olarak mı bu oluyor yoksa mevsimsel midir, başka nedenlerle midir? Böyle bir kuruluk, bir gıcık tutma gibi bir durum oluşuyor. Bundan mı kaynaklanıyor bu da? Aynen öyle. Şimdi biz virüsün o kapsül kısmında bulunan lipid tabakasını eriterek o virüsü etkisiz hale getirmek amacıyla kolonya, işte alkol tavsiye ediyoruz. Ama bu bir sefer, iki sefer, yani günde 3-4 kere geçmemesi lazım. Ama biz temizlik istiyorsak şunu yapacağız. Bakın, bu mikroorganizma dedik ki kendisinin tropizmi olduğu, yani yöneldiği hücrenin enerjisini kullanır. O zaman biz bu enerjiyi kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Ya normalde biz temiz bir şeye, insanlara, vatandaşlara sahibiz. Temizliği bilen. Bunu biz uygulayacak olsak bu hastalıkta hiçbir şey kalmaz. Girerken çıkarken elimizi yıkayabilecek. Bakın iddia ediyorum. Sabun bile olmasa elimizi yıkayabilecek bir lavabo olması o kolonyadan da öbüründen de hepsinden etkilidir. Niye? Peki. Biz elimizdeki florayı da muhafaza etmek durumundayız. Biz mikroorganizmalarla yaşamak zorundayız. O mikroorganizmalar, o floralar bozulursa mikrobiyata yine aynı şekilde patojen, hastalandırıcı mikroplara davetiye çıkarmış. Flora dediniz değil mi? Efendim? Flora dediniz değil mi? Flora. Flora, evet. Evet. Yani derimizde bulunan, burnumuzda, solunum yollarında bulunan florayı muhafaza etmek gerekiyor. Ha, muhafaza etmek gerekir. Peki, meğerse, aynı zamanda beslenmeye, uykuya da değil mi? Yani immün sistemi yüksek tutacak. Peki, çok teşekkürler. Şimdi, mevsimin yiyecekleri neyse onlara dikkat etmemiz lazım şey yapmak için. Benim tek tavsiyem şu halkımızdan. Ne olur girdiğimiz toplantılarda, bakın şunu söylemeyi unuttum. Bir öksürükle ortama saçılan mikroorganizmanın o patlama, yani kurşun bir silahtan çıkarken çıkma hızı var ya, ivmesi 50 metre saniyedir. Yani 50 metreye siz o parçacıkları, damlacıkları atabiliyorsunuz öksürükle. Ha, konuşurken bu 6 metreye düşüyor. Eğer biraz daha mesafeye şey yaparsanız daha rahat olur. Peki. Bu damlacıklar içerisinde mikro damlacıklar havada asılı kalabiliyor. Ama ellerimize her giriş çıkışta, toplantıya giriş çıkışta, dokunduğumuz yere giriş çıkışta bir elimizi yıkasak, sabunla 15-20 saniye, fazla değil, 20 saniye köpürtürsek tamam. Başka hiçbir şeye gerek yok. Peki, bunun yanında Mahmut Hocam çok teşekkür ederim.